Kayseri mantısının hamurunu nasıl yapıyorsun? Bana da öğretir misin? Hamurunu bir beziye, bir pazıya bir yumurta kırıyoruz. Onu güzelce yoğuruyoruz. Tuz, bir çay kaşığı tuz. Bir su bardağı kadar işte su. Hamurunu yapıyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Her bezi için bir yumurta. Her bezi için bir yumurta. Kıymasında neler var? Kıymasında da 1 kilo yağsız dana kıyma. 3-4 tane soğan. Bir çay kaşığı tuz. Kayseri denince akla bölgenin yöresel lezzeti Kayseri mantısı gelir. Yaklaşan kış öncesi Kayseri'de salça ve turşudan sonra vatandaşlar imece usulü kış için Kayseri mantısı hazırlığına başladı. Şu anda bağlarıyla ünlü Gesi Mahallesi'nde Nuriye Hanım'ın evinde misafiriz. Nuriye Hanım, gelini Melek Hanım'la birlikte bir kaşığa 40 tane sığan Kayseri mantısını bizler için hazırladı. Suyumuzu koyduk. İçine tuz attık. Bir çay kaşığı. İnci mantımızı döküyoruz içine. Tamam. Bir tane şöyle yapıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kayseri mantısının yoğurulma ve sıkma işlemi tamamlandı. Şimdi de son aşama olan pişirme aşaması. Şu anda da Nuriye teyzenin pişirme ile ilgili görüşlerini alacağız. Efendim, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Nuriye Şahinkaya. Gesliyim. Evet, kaç çocuk, kaç torun sahibisiniz? 3 çocuk annesiyim. 57 yaşındayım. Bir tane 3 4 5 tane de torunum var. Peki kaç yıldır mantı yaparsınız? 15 yaşından beri yaparız. İnce bir pazıya bir yumurta kırılır. Tuz, su bunun özelliği. Hamurumuzun özelliği ama katı olacak hamuru. Onu yoğururuz, güzel azıcık dinlendiririz. Açarız. Öyle yağsız kıyma, dana kıyması. 1 kilo kıymaya 4-5 tane soğan doğrarız. Bir demet maydanoz, bir demet de değil 5-6 dal işte doğrarız. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber, tuz, bir çay kaşığı da tuz atarız. Bunu iyice yoğururuz. Hamurumuzu açarız. Güzel o etlerini koruruz, sıkmaya başlarız. Bu aşaması bitti, pişirme aşaması. Tencereye suyumuzu alırız. Suyu kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz atarız. Tenceremizin içine hamurumuzu atarız. 4-5 taşım şöyle kaynar. Onu alırız. Güzel üstüne soğuk su koyarız. Hafif süzerik. Süzdükten sonra işte yağsını yakarık. Yoğurdunu yaparık. Sunuma sunarık işte. Evet. Peki şu anda da Kayseri'de yaklaşan bir kış hazırlıkları başladı. Salçadan, turşudan sonra mantı. Bunu komşularınızla, ailenizle birlikte her zaman yaptığınız bir şey mi bu? Evet, yaparız. Komşularla kışlık yaparız. Kışlık yapar dolabımıza atarız. 10 günde, 15 günde yapar, giriz. Bu Kayseri'nin vazgeçilmez bir mantısıdır. Yani. Peki lezzetli olmasının sırrı nedir? Açması mı, pişirmesi mi? Vallahi herhalde açması olabilir, açmasıdır. Evet, evet, herkes açamaz bunu, evet. Bunu işte ne ince açacağım, ne de kalın açacağım, normalde açacağım yani. Yağsına ev yapımı salça koyuyoruz. Biraz kırmızı toz biber koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı. Asla mı koyacak? Efendim. Isıp daha koyuyoruz. Ayrıyeten de döküyor. İçine de katıyor. İşte sunum aşamasına. Mantımız pişti. Şimdi mantımız pişti.
salçamızı yağımızı tökezliyoruz. Pul biberimiz. Arzıya göre. Bitti. Afiyet olsun. Yalan ya. Sen de yesen bir tane var. Kendin al. Kendim alacağım. Şundan alayım. Hı-hı. Miran bana bak. Şey var. Kısmı kayıtlayın. Göster mantıyı. Bak kaşını göster. Bana bak şimdi. Kayıttayım.